Merhaba sevgili arkadaşlar. Örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün eminim trend olacak bir hırka çalışması yapacağız sizinle hep birlikte. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Burası alt kısmı arkadaşlar. Burası da üst kısmı. Robadan başlanarak yapmış olduğum, başlayarak yapmış olduğum bir hırka çalışması. Bugün hep birlikte bunun nasıl yapıldığını öğreneceğiz inşallah. Kendimize örelim. İnanın 2-3 günde falan bitti. İpimiz kalın bir ip. Bakın arkası da şu şekilde, arkasında da var aynı şekilde. Yamalıkla bir çalışma yaptım. Yamalar koydum böyle renk katsın diye ve farklı görünmesi için arkadaşlarım. Evet, ben bunu şimdi şöyle kısaca anlatayım. Öncelikle arkadaşlarım şöyle gala mikrofiber isimli şu ipi kullandım zemin için. Yani şu ana gövde kısmını bununla yaptım. Bakın zaten çok kalın bir ip. Böyle çok da sıcak tutuyor inanın. Şöyle bir görünüme sahip oldu. Tamamen düz örgü arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Ve çok kalın. Bakın şöyle 8 numara bir şiş kullandım. Ve arkadaşlar şöyle Nakovals'in şu renkli iplerinden de üzerlerine hem düğmelerini yaptık tığ ile hem de bu yama şeklindeki yerlerini yaptık. Şimdi bu 44 beden, 42, 44, 46 bedene kadar giyebilecek bir düzeyde arkadaşlarım. Ve bu ipten alıp da eğer bundan yapacaksanız ben bunun yaka kısmından 40 ilmek olarak başladım. 5-10 tane önde, 10 tane yani 10'ar taneden 20 tane önde, 10 arka, 5 de kollar için ilmek attım arkadaşlar. Bakın şu arada 3-5 tane ilmeğimiz var. Ve 5 tane ilmekten sonra arttırımlara başlıyoruz. Yani bir beşinci de, birinci de ve beşinci de. Şöyle şimdi şu lastik kısımları 5 ilmekten oluşuyor. Arada 5 ilmek var. Şu ön kısmının bir yanında. Kollar için 5'er ilmek attım. Arkası için 10 ilmeğim var. Çünkü şu 5 5 10 olduğu için arkada 10 arkadaşlar. Ve bu kol içinde 5, bu ön içinde 5. Yani 40 ilmekle tamamlamış, başlamış olduk işimize. Ve bu şekilde arttırım yaparak şeye kadar geliyoruz. Kolumuz ne kadarsa, ne kadar yapacaksak, kime yapacaksak o bu ölçüyü arttırarak geliyoruz arkadaşlar. Arttırma her iki tarafta da arttırımlar yapıyoruz. Şöyle ben hemen bir küçük bir parça başlayayım ve geri dönümler arkadaşlarım kesinlikle bu tarz bir çalışma yapıyorsanız şu buralardan geri dönmeniz gerekiyor. Yoksa şeyi böyle üst üste yığılıyor. Bu görünümü elde edemeyebilirsiniz. O yüzden geri dönüm yaparsanız robadan ördüğünüz kıyafetlerde, hırkalarda, kazaklarda daha güzel bir görünüme sahip olur. Şöyle ben hemen küçük bir parça yapayım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bakın. Zaten şişimiz kalın. İpimiz kalın. O yüzden inanın çok çabuk bitiyor. Hemen de rahatlıkla yapıp üzerindeki süslemelerini rahatlıkla giyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki şu lastik için ayırayım. 2 4 tane. 1 2 tane kollar için 4 tane. 1 2 3 tane ilmeğimiz önde olsun. Şöyle. Bir de arkası için atalım. Şöyle bir parça yapayım ki hani görmüş olun robadan nasıl yapıldığını diye biliyorsunuzdur zaten. Daha önceki videolarımda da var arkadaşlar. 2 4 6. Şimdi 2 şu lastik için kenar ilmeğimle beraber 1 2 3 tane yapsam, 2 2 kollar için yapsam, 3 3
ön için yapsam. Şimdi biraz daha yapmam lazım. Bir saniye, hemen çıkartalım. Şöyle. 1 2 3 1 2 3 diğer tarafın lastiği 1 2 3 bir kol 1 2 3 diğer kol 1 2 3 ön 1 2 3 ön bir de 6 tane de arka için ilmek atalım. 3 4 5 6 şöyle hemen küçük bir parça olsun ki rahatlıkla anlatabilelim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ilmeklerimizi atarsak sayması da kolay oluyor. Yani 5 10 burası da 10 20 arkası için, kolları için az önce yaptığım gibi yaparsanız daha rahat olur arkadaşlar. İpi ben biraz kısa almışım, o yüzden biraz sıkıntı yaşadım. İlk sıramızda yaka kısmını yapıyoruz şu anda. Şöyle önde, bakın önde ipimiz, arkada düz örgü örüyoruz. Bunu dilediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 sıra yapmışım diğerini. Siz de 3 sıra, 5 sıra dilediğiniz kadar bu şekilde arttırım yapmadan yaka kısmını yapabilirsiniz. Şimdi ben burada sadece size bu sayılar tamamen küçük bir parça hani göstermelik. Bunu dilediğiniz büyüklükte veya da küçüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ipi şey olarak hani bu 44 bedene, 46 bedene, 42 bedene olacak bir ceket, hırka. O yüzden bunu 40'la başlayabilirsiniz. Şimdi ben burayı dediğim gibi ben bir sırada tamamlayayım. Hani fazla zamanınızı almamış olayım. Bir sıraya ben burada 3 sıra yaptım, onu da söyleyeyim. Şimdi kenarına arkadaşlarım bakın şu kenarı koyuyoruz. Kenardaki lastiği 1, 2, 3 tane ben buna koymuştum. Bunda 5 tane var arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 tane de yan için ayırmıştım. Şurası için. Sonra şimdi arttırım yapacağız. Bakın bunu aldım, üzerine alıyorum ve tekrar bunun içerisinden şu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Bir taneden 3 tane ilmek almış oldum. Böylelikle arttırmış oldum. Aradaki bir tane ilmeğimi normal olarak örüyorum ve diğerini arttırımına geçiyorum. Yani şu arka kısmının. Şimdi onu da aynı şekilde bakın aldım. Üzerine alıyorum ve bu ilmeğimi şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artırım yapmış oldum. 6 ilmeğimi aradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi normal ördüm. Yine kol yerine geldim. Bakın arttırdım. Üzerine alıyorum, arttırıyorum. Ve tekrar örüyorum. Bir taneden 3 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Arada bir tanesini düz örüyorum. Tekrar bir tane daha arttırma işlemi yapıyorum. Ve 1, 2, 3 tane bu diğer kenar için, yanlar için, yan için. Bu da lastiğim zaten. 1, 2, 3. Şimdi bu şekilde örgümüzün ana yerini kurmuş oluyoruz. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar, bakın aldım önde 3 tanesini, burada 5 tanesini normal ördüm, arkadan ördüm ipimi arkada. Diğer ilmeklerimi hepsini şu şekilde diğer yana geçene kadar ipim önde tersten örüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle arttırdığım ilmeklerimi, diğerlerini, hepsini tersten örerek devam ediyorum.
Ta ki diğer kenardaki üçlü ilmeğime, üç tane olan ilmeğime gelene kadar. Kenar ilmeğimle birlikte üç tane arkadaşlar oradaki. Şimdi geri dönüyorum. Arttırma işlemini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi tekrardan devam ediyorum. Şöyle. Şimdi şu arttırmış olduğum yere geldim. Bakın tam ortadaki ilmeğim bu oluyor. Ortadaki. Bunu şu şekilde yine aynı şekilde alıyorum. Üzerine alıyorum. Ve tekrar şu şekilde örüyorum. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlarım bakın şöyle bir çizgi halinde gözükür. Ve güzel gözüküyor. Ben seviyorum. Şimdi devam ediyorum. Şöyle. Yine bakın diğerinin ortasındakine geldim. Şöyle bu kenardaki kolum için şöyle aldım. Üzerine alıyorum ve şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Evet, arttırmayı da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben buradan arkadaşlarım şu geri dönmeleri göstermek istiyorum sizlere. Bakın burada örmeden geri dönüyoruz. Geliyoruz, geri dönüyoruz. Onu göstermek istiyorum. Şimdi bakın bunu aldım. Buradan bu ortadaki ilmeğimi arttırma işlemini yaptım. Ve diğerine geçiyorum. Yine onu da arkadaşlarım bakın ördüm. Üzerine aldım. Tekrardan örüyorum. O geri dönmelerden şimdi yapalım. Fazla zamanınızı almayayım arkadaşlar. Şimdi geri dönmeyi şu şekilde yapıyoruz. Kenar lastiğinden başlayıp geri dönüyorum arkadaşlar. Bunu örmüyorum. Böyle yaparsanız şayet örgünüz daha düzgün durur. Şöyle bakın aldım. Şuradan bunu örmüştüm az önce. Şimdi örmeden taktım arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Yine arkada tarafı aynı şekilde yani hiçbir şey yapmadan ters bir şekilde örüyorum arkadaşlarım. Yine bu tarafın da lastik kısmına geldiğimizde geri döneceğiz. Örmeden dönelim. Şöyle. Evet, son olarak bunu da örüyorum, geri dönüyorum. Bakın lastiği örmedim ve döndüm arkadaşlar. Bunu da takıyorum yine. Örmüyorum ki şu bakın çok belli olmuyor. Eğer bu şekilde yaparsanız çok fazla belli olmuyor arkadaşlar. Evet, bakın geldim yine arttırmamı yapıyorum. Üzerine alıyorum. Arttırmalarımı ön tarafta yapıyorum. Yani modelimin ön kısmında. Şöyle geliyorum. Bakın o zaten hangisini artıracağım alttan hemen belli olmaya başladı. Bir çizgi halinde duruyor. Burası arka kısmı zaten arkadaşlar. Bu şekilde artırarak ve öndeki o kesim işlemini 3 seferde yapıyorum ben genelde. Bakın bir burada, biri burada, bir de burada geri dönmeler. Şimdi onu da şöyle yapalım. Yine 3 sefer yapalım ki net olarak görülsün arkadaşlarım. Şöyle geldim bakın. Örüyorum yine. Arttırma yerime geldim. Arttırmamı yapıyorum. Şöyle iki tanesini ya da üç tanesini bırakıyorum. İki tanesini örelim şöyle. Bakın üç tanesini bıraktım. Bu yaptığınız işin boyuna göre değişir. Arada 5-5 bırakıp da gidebilirsiniz. 3-3
ya da 6-6. Şimdi bakın geri dönüyorum. Bunları örmüyorum. Ve taktım. Devam ediyorum arkadaşlar. Buradan bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu tarafa kadar gitmeye gerek yok. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şöyle birazcık yapalım. Şuradan arkadaşlarım tekrar gelelim. Bakın. Burayı ördüğümüzü farz edin. Geri geliyoruz şimdi. Geliyorum. Bakın şöyle aldım. Üzerine alıyorum ve arttırmamı yapıyorum. Geri dönüşü göstermek amaçlı şu anda. Fazla da zamanınızı almak da istemiyorum. Şöyle yaptım. Ve buradan yine bu benim iplerim dolaşmaya başladı arkadaşlarım. Neden böyle oluyor anlamıyorum ama. Şöyle bakın geldim, arttırmamı yaptım ve bunu alıyorum. Bir tanesini hani örmüş oluyorum. Buradan tekrar bir daha geri dönüyorum. Bunu örmeden bu şekilde takıyorum. Diğerlerini ise örüyorum arkadaşlar. Diğer tarafa geçmeyeceğim artık. Çünkü anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Fazla da zamanınızı da almak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen şey yapalım. İpimiz birbirine girmiş durumda. Neden böyle oldu bilmiyorum. Şöyle biraz daha çıkarsam yeterli zaten. Evet, geliyoruz arkadaşlar. Fazla gitmeyeyim. Hemen döneyim. Şöyle bakın. Yine geldim. Yine aynı şekilde arttırmamı yapıyorum. Bir kol arttırması. Diğer tarafı da aynı şekilde. Arttıracağız. Ve arttırma işlemini yaptıktan sonra arkadaşlarım burada üzerine aldım. Arttırmamı yapıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra buradan hepsini birlikte örüyorum. Artık geri dönüşü bırakıyorum arkadaşlar. Ta ki bu arttırım yerine gelene kadar. Dediğim gibi diğerinde 3 taneden 3 defa geri dönüş yapmıştım. 4 de yapabilirsiniz, 3 de yapabilirsiniz. Bakın hepsini örüyorum burada. Şöyle. Şimdi arkasında zaten herhangi bir işlem yapmıyoruz. Lastik harici diğerlerini bu şekilde ipimizi önde bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet, kolumuz, kol boyu ne kadar olacaksa, yani şu kısmı ne kadar olacaksa bu şekilde örerek devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın şunu ortalayayım. Şöyle arkadaşlarım kol kısmını ortalayalım ki tam olarak görülsün.
Tekrar arttırmamı yaptım. O öndeki yuvarlaklığı göstermek için, bakın arkadaşlar, şöyle koyduğunuz zaman burayı da örünce şöyle bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Şöyle. Bu tabii daha devam edecek. Bu şekilde bir görüntü oluyor arkadaşlarım, böyle gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bunu ana parçayı bu şekilde ipime, bakın arkadaşlar. Böyle tamamladıktan sonra arkadaşlarım, bu desenleri dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Mesela bu bitmiş olana bile şöyle bir tane ekleyebiliriz. İstediğiniz gibi arkadaşlar bir tane yuvarlak yapabiliriz mesela. Hiç önemli değil, sayı önemli değil. Ne canınız istiyorsa, nasıl istiyorsa. Bakın hemen şöyle bir tane farklı bir şekil yapalım. Şu şekilde aldım. Dilediğim gibi gevşek gevşek arkadaşlarım. Kendinizi sıkmaya kasmaya da gerek yok. Böyle zaten altında şey olacağı için, olduğu için böyle sıkı sıkı yapacağım diye uğraşmayın. Şeklinin burası tam oldu, burası yarım oldu öyle diye de düşünmeyin. Bu şekilde rahat rahat istediğiniz şekilde bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın, hemen geri döndüm. İçinden alıyorum. İkili trabzan şeklinde devam ediyorum arkadaşlarım. Hepsi birbirinden bağımsız. Yani birbirleriyle ilgisi olmayan, aynı şekilde örülmeyen. Bu şekilde yaptım. Bir daha geri dönüyorum mesela. Şurayı örmedim gördüğünüz gibi. Dediğim gibi, dilediğiniz gibi geri dönmeler, örmeler. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Bakın burada yarım daire var. Orada tam şey var. Burada tam daire var. Burada yarım daire var. Burada bir böyle bir şekil var. Şurada üçgenimiz var. Yani bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Bakın mesela bunu da yeter diye düşünebiliriz. Bir de şöyle yapalım ki daha kolay olsun. Şimdi bakın nasıl ekleyeceğiz bunu. Geldim arkadaşlarım. Şöyle şuraya ekleyelim. Bakın şöyle tutuyorum. Ve şuradan herhangi bir yerinden tutunuyorum arkadaşlar, şu şekilde çeviriyorum. İsterseniz bu şekilde ters sık iğne şeklinde ekleme yapabilirsiniz. Yok böyle zor gelirse şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ters sık iğne yapmak isterseniz, bakın şöyle göstereyim. Bir tane daha, en azından bir köşesini öyle birleştirelim. Şöyle. Birleştirme de tamamen size ait. Zaten yama modeli olduğu için şekli falan çok önemli değil. Şimdi bakın düz olarak birleştirmeyi de göstereyim size. Şöyle tutalım. Şöyle arkadaşlarım, herhangi bir yerinden alıp alttaki örgümüzden de alıyorum. Diğerinden de alıyorum. Ve bu şekilde bir birleşim yapıyorum. Çeviriyorum. Hemen yukarıya doğru. Şöyle. Bu da buranın yaması olmuş oluyor. Evet, bu kadar kolay arkadaşlar. Bakın bunu da buraya ekleyip keselim. Bir de düğme yapmasını
da göstermek istiyorum arkadaşlarım. Şöyle geniş geniş sıcak sıcak örelim ve giyelim. Evde kalmamız gereken günlerde. Bir de arkadaşlarım bundan 6 tane toplamda gitti. 6.'yı da az önce işte yapmaya çalıştığımız hani bu dolaşan ipimizdi. O kadar bir şey kaldı. Yani çok az bir şey kaldı. 170 gram 6 tane ip gitti arkadaşlar. Bu da bir tane gitmedi. Yani 100 gramlık Nako Vals'in bir tanesi gitmedi bile. Bir tanesi gitti, evet. Şöyle arkadaşlarım düğme yapıyoruz şimdi. Bakın bunu buraya ekledik. Gördüğünüz gibi. Bu da burada böyle bir şey oldu. Şimdi bu düğmeyi yaparken şu şekilde tutuyorum ipimi. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Diğerlerini 20 yaptığım için bunu da 20 yapıyorum. Eğer daha küçük yapacaksanız bunu daha küçük yapmanız lazım. Şöyle arkadaşlarım bakın aldım. İçinden çıkarttım. Ve sık iğne ile bu yapmış olduğum halkanın etrafını bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. İçini alabildiğine bakın ta ki böyle tığımız zor geçecek şekle gelinceye kadar bu şekilde dolduruyorum arkadaşlarım. Dediğim gibi tığımız içinden zor geçecek şekilde doldurum yapıyoruz. Batik bir ip olmasını tavsiye ederim. Bakın her biri farklı farklı renklerde olduğu için, yamalık modeli de olacağı için daha güzel duracaktır arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Bakın artık dolmaya başladı. Dilerseniz tabi şey de yapabilirsiniz, hani başka düğmeler de alabilirsiniz ama orijinalini hani diğer kısımlarını bozmamak amaçlı fakir hırkası bence trend olacak arkadaşlarım. Çok hoş bir model oldu. Bakın tamamlandı. Bunu ne yapalım, bunu da hemen getirelim şöyle. Şu alt kısma mesela ekleyelim arkadaşlar. Hiç çıkarmayın. Bakın yaptıktan sonra hiç çıkarmayın. Şöyle tutturun. Bunda ileğe de gerek yok arkadaşlar. Şöyle tutturdum bakın. Bir tane zincir çektim. Zaten bir halka gibi bir şeyim var. Oradan tutundum. Alttaki yerimden tutundum. Şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım. Şöyle bir de tutturalım ki sabitlensin. Ve bakın ilik yoktu. İlik yoktu. Hemen şöyle diğerlerinin yanından
Şöyle yani diğerlerinin hizasından bu şekilde açtık ve takıyoruz. Gördüğünüz gibi ve hırkamızı tamamlamış oluyoruz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Ve örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.